Evet, herkese merhaba. Yeditepe Üniversitesi tanıtım günlerinde programlarımız devam ediyor. Bugün yine birbirinden değerli öğrencilerimizle beraberiz. Onlar size geldiğiniz zaman kampüsü tanıtıyorlar. Birbirinden farklı bölümler var şu anda. Think Talks'un bu farklı bölümünde bugün öğrencilerimizle bir arada olacağız. Hemen yanımda bir öğrenci arkadaşımız var. Hangi bölümdesin? Uluslararası Ticaret ve İşletme bölümündeyim. Ticari Bilimler Fakültesi'nde. 3. sınıf öğrencisiyim. Adım Kaan, soyadım Çevre. Fakültemle ilgili de bilgi vermem gerekirse, ben 3 senedir bu fakültede okuyorum ve hani aldığım verim, öğrendiğim şeyler benim hayatımda, iş hayatımda ve yaptığım stajlarda çok önüme çok yol açtı. Hem iş imkanı olsun, hem çevre anlamında, hem de uluslararası başarılar anlamında okulumu çok önde görüyorum. Ben buradan mezun olduğumda sadece mezun olmak değil, hem Yeditepe mezunu hem de iş imkanları anlamında çok fazla önümde kapı açacak ve beni zorlamayacak ve hayatımı daha kolay yaşamamı sağlayacak birçok imkan gördüğüm için burayı tercih ettim ve şu an çok memnunum. Sektör ve üniversite işbirliği gerçekten burada bütün bölümlerde Yeditepe Üniversitesi'nde çok önemli. Şöyle bir genel olarak sizlere aslında tanıtım alanımızı da göstermek istiyoruz. Şu anda ana meydandayız. Burada farklı farklı bölümlerde hijyen standartlarına uygun olarak tanıtımlar devam ettiriliyor. Farklı bölümleri akademisyenlerimizle görüşebilirsiniz. Yine ilgili birimlerle, yurtlar olsun, burslar olsun, ilgili birimlerle görüşerek merak ettiğiniz soruları yönlendirebilirsiniz. Aynı zamanda online tanıtımlarda eş zamanlı olarak Yeditepe Üniversitesi'nde devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel anlattın bölümünü. Ben diğer hemen öğrenci arkadaşlarımızla devam etmek istiyorum. Hangi bölümdesin? Merhabalar, Çisel ben. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü öğrencisiyim. Peki Yeditepe Üniversitesi'nde psikolojik rehberlik danışmanlık bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilere neler önereceksin? Ya da sen bu bölümde gerçekten sana nasıl bir vizyon kattı, neler elde ettin? Şöyle çok kısa özetlersen. Yeditepe Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünü tercih etmemdeki en büyük etken üniversitenin sağladığı olanaklar oldu. PDR bölümü eğitim fakültesinde yer alıyor ve teorik derslerin pratik derslerle destekleniyor olması öğrenci açısından büyük bir şans diye düşünüyorum. Ben de bu şansı kullanmak istediğim için bu üniversiteyi tercih ettim. Aldığı derslerden bahsedebilirim. Evet. Öğrenme psikolojisi, ergenlik ve gelişim psikolojisi, sonrasında danışmanlık kuram ve teknik becerileri burada kazandıktan sonra mezun olurken yetkinliği kazanmış bir şekilde mezun oluyoruz. Bunun büyük bir şansı olduğunu düşündüğüm için. Evet, öğrenci arkadaşlarımız o kadar güzel, doğaçlama yapılan bir program bu. Bu arada bunu da söylüyorum. O kadar güzel ifade ediyorlar ki hepinize ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yine farklı bölümlerden almaya devam edelim. Buyurun lütfen. Hangi bölümdeyiz? Merhabalar, ismim Zeynep. Ben de Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim şu an. Evet, Hukuk Fakültesi ile ilgili geçenlerde de dekan hocamızla bir yayın yapmıştık. Şimdi de öğrenci tarafından Yeditepe Üniversitesi'ndeki hukukun avantajlarını konuşalım ya da size kattıklarını konuşalım istiyorum. Neler söyleyeceksin? Tabii ki Hukuk Fakültesi Yeditepe Üniversitesi özellikle bilindiği üzere zaten çok köklü bir fakültedir. Hocalarımız yıllardır burada çalışıyor. Zaten Yeditepe'nin ilk kurulan fakültelerinden bir tanesidir. Dili %30 İngilizce, Türk hukukunun yanı sıra Anglo-Sakson dediğimiz Amerika, İngiltere hukukunu da görüyoruz. Ayrıca Avrupa hukuku derslerimiz İngilizce. Buradan mezun olduğumuz zaman genellikle bütün ülkelerin hukukuna bayağı vakıf olmuş bir şekilde mezun oluyoruz. Sadece Türkiye değil, dünya çapında barolarda çalışan Yeditepe mezunu hukukçular var. Evet. Ve yaz okulları, değil mi? Yurt dışında yaz okulları, yine yan dal anlamında çok ciddi imkanlar var. Bilişim hukuku yan dal programı da Yeditepe Üniversitesi'nde. Yine bilişim hukuku. Bu yaz evet yine yaz okulu bilişim hukuku açısından sertifikalı bir programdır. Her yaz yapılır. Hocalarımız hem yurt dışından katılıyorlar bizimle. Bu sene online oldu. Çok zevkli geçti. Bilişim hukukunu isteyen arkadaşlarımız için de bu yine ayrıca ek bir avantaj oluyor. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi diğer arkadaşlarımızla diğer bölümleri tanıtmaya devam edelim. Buyurun lütfen. Hemen hızlı hızlı bu yayınları yapıyoruz. Merhaba. Hangi bölümdeyiz? Psikoloji, Kübra ben. Çok güzel, çok memnun olduk. Kübra, psikoloji bölümünde Yeditepe Üniversitesi'nde kaçıncı sınıftasın? Sana neler kattı? Psikoloji bölümünün farklılıkları neler? Ben bu sene mezun oldum psikoloji bölümünden. Yan dal olarak siyasetten devam ediyorum. Psikoloji bölümü bana ne kattı? Son sınıfta yüksek lisansa davet aldım bir seçmeli dersimden. Şu an yüksek lisans olarak devam edeceğim. Bağlantılarım da hep devam ediyor ve Yeditepe'nin arkamda olduğunu her zaman hissediyorum. Bu şekilde. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen diğer arkadaşımızı buraya alalım. Çünkü bütün bölümler var. Eminim bu yayınlarda bütün bölümleri anlattığı için sizler için çok değerli oluyordur diye düşünüyorum.
Hangi bölümdeyiz? Mimarlık. Benim de son sınıf öğrencisiyim ben. Şimdi mimarlık bölümünden bir öğrenci yakalamışken bugün öğleden sonra saat 4'te hem inşaat mühendisliği hem de mimarlık bölümleriyle alakalı Think Talks'ta farklı bir canlı yayınımız olacak sosyal medya hesaplarımızda. Bunun da tekrar altını çizelim. Mimarlık bölümünde Yeditepe'de neler kazandın, neler elde ettin? Şöyle vizyonu anlamında sana kattıklarını kısaca alabilir miyiz? Şöyle aslında mimarlık şu an bulunduğumuz ortamın bile yaratıldığı bir meslek. İnsanların ihtiyaçları doğrultusunda o mekanları yaratmayı öğreniyoruz. Derslerimiz de hem teknik açıdan hem de tasarım, sanatsal anlamda bizi geliştirme açısından gerçekleşiyor. Daha da destekleyen şey özellikle bizim fakültemiz açısından konuşuyorum. Yan dal ve çift ana dal konusunda gerçekten çok destekleyen bir fakülte. Çoğu öğrencimiz yan dal ya da çift ana dal yapıyor. Belirli bir ortalama şartını karşıladığımız zaman inşaat mühendisliği, peyzaj mimarlığı, iç mimarlık gibi alanlarda da eğitim alabiliyoruz. Bu şekilde. Bir de hocalarımız sürekli bizi workshoplar ve seminerler konusunda destekliyorlar. Bir de İtalya'da bir yaz okulumuz mevcut. Dünyanın en iyi mimarlık okullarından birinde bir yaz eğitimi almış oluyoruz. Ben çok memnunum. İnşallah da mezun olacağım. İnşallah mezuniyetini göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen yeni bir öğrencimizi alıyoruz. Hangi bölümdeyiz? Merhaba. Merhabalar. Fransızca Siyaset Bilim ve Uluslararası İlişkiler bölümündeyim. Evet. Geçen sene de birlikteydim sizinle. Çok güzel. Tekrar bu sene de tanıtacağım bölümümü. Neler kattı sana Fransızca Siyaset Bilim Uluslararası İlişkilere gelmek isteyen aday öğrencilere neler söyleyeceksin? Şimdi şu şekilde, ben aslında geçen sene söylediklerimi tekrar etmeyeyim. Fransızca bölümünün avantajı İngilizce bölümünden farklı olarak farklı bir dil öğrenmiş olmanız ve ayrıca ekolünün de farklı olması. Yani siyaset biliminin ekolü Amerikan ve Fransız ekolü olarak değişiyor. Öğrendiğiniz bilgilerin yöntemi ve aslında türleri de değişebiliyor. Fransızca'da hem yeni bir dil öğrenmiş oluyorsunuz hem ek derslerle tekrar başka diller katabiliyorsunuz kendinize. Disiplinler arası bir bölüm olduğu için siz kendinize kattığınız şeylerle aslında öne çıkıyorsunuz. Yani burada seçmeli aldığınız derslerle, yaptığınız yan dallarla, çift ana dallarla kendinize bir şeyler katıyorsunuz. Bölümümden memnunum. Akademisyenlerimizden tabii ki memnunum. Çok yardımcı oluyorlar. Bizi iyi yetiştiriyorlar. Öğrencilere de eğer sosyoloji alanında, tarih alanında ilgileri varsa, siyaset alanında ilgileri varsa bölümümüzü seçmelerini tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi burada farklı öğrenci arkadaşlarımız da var. Onları da almaya devam edeceğiz. Hangi bölümdeyiz? Hemen alalım. Merhabalar, ben Kaan. Gastronomi ve Mutfak Sanatları 1. sınıf öğrencisiyim. 2. sınıfa geçtim, 1. sınıfı bitirdim. Neler söyleyeceksin? Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yeditepe'nin yine çok iddialı olduğu bir bölüm. Kesinlikle. İlk önce söylemek istediğim şey şu, biz bir yemek yapma bölümü değiliz kesinlikle. Bizim bir sürü başka alanımız var. İşletme ayağı olabilir, sanat ayağı olabilir, kültür ayağı olabilir. Biz mutfaktan sadece buradan mezun olurken şef olarak ayrılmıyoruz. Dalabileceğimiz bir sürü alan var. Tabii ki bunu okuduğumuz, öğrenim gördüğümüz süre içerisinde kendimize göre karar veriyoruz ve bu şekilde ilerliyoruz. Çok güzel bir bilim olarak gastronominin sizler de Yeditepe'den temsilcileri olarak çıkıyorsunuz. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen çok hızlı alalım. Diş hekimliği bölümü zannediyorum. Merhaba. Diş hekimliği bölümüyle ilgili olarak Yeditepe'de sana özellikle seçmek isteyen aday öğrencilere söyleyeceklerin neler? Tabii ki. Merhaba Ece, ben bu arada Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği 2. sınıf öğrencisiyim. Şöyle, Yeditepe Üniversitesi'nin Diş Hekimliği Fakültesi Türkiye'de zaten kurulan ilk vakıf üniversitesi, ilk vakıf fakültesi. Bölümümüzün en büyük özelliği çok yüksek oranda pratik dersler içermesi. İlk iki sene Kayış Dağı'nda ağırlıklı teorik dersleri alıyoruz. Bu sırada Bağdat Caddesi'ndeki hastanemizde de pratik derslerimizi alıyoruz. Üçüncü sınıftan itibaren de klinik derslerini almak üzere çok büyük bir oranda hastanede oluyoruz. Çok köklü bir hastanenin de içerisinde olmasından mütevellit. Sizler hem pratik hem teorik uluslararası akreditasyonları da fazlasıyla, kesinlikle, standartları fazlasıyla sağlayan bir yapıda nitelikli bir eğitim almış oluyorsunuz. Aynen öyle. Yani şu şekilde söyleyebilirim. Hocalarımız da zaten bu konuda bize çok çok yardımcı oluyorlar. Mezun olduktan sonra Yeditepe Üniversitesi'nden mezun oldum dediğiniz zaman bile insanların size bakış açısı değişiyorlar. İş imkanlarımız çok çok rahat oluyor bu sayede de. Pratik eğitimlerimizden ben şahsen çok memnunum öğrencisi olarak. Evet. Çok ilgililer ve hani bir devlet üniversitesinden farkı bir öğrenciye düşen asistan sayısı daha fazla ve bir şeylere çok çok rahat öğrenme imkanımız oluyor prekliniklerimizde. Evet, çok teşekkür ediyoruz sana da katkıların için. Hemen çok hızlı alıyorum. Hangi bölüm? Merhaba, ben Ahmet Çitgölü. Kamu yönetimi bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Bir sene hazırlıktan sonra 2 sene fakültemi okudum. Kamu yönetimi bölümünün özelinde söylemek istedim.
Bölüm geniş disiplinler arası eğitim sayesinde bana çok geniş bir vizyon kattı. Ayrıca geniş çap ve yan dal olanaklarıyla da diğer bölümlerle etkili bir şekilde eğitim alabiliyoruz. Bunun yanında Erasmus programları ve exchange anlaşmalarıyla dünyanın geri kalan ülkelerinden arkadaşlarımız oluyor ve onların gördüğü eğitimi biz de görmüş oluyoruz. Ya Yeditepe Üniversitesi'nin tabii uluslararası bağlantıları, Erasmus exchange bağlantıları çok fazla olan bir üniversite olduğu için, Erasmus hareketliliği fazla olan bir üniversite olduğu için bunun da faydasını görüyorsunuz. Ben geçen dönem Paris'e Erasmus yapmıştım. Oradan aldığım deneyimleri burada derslerime de aktardığım için hem İngilizce olarak çok yüksek bir seviyeye geldim, hem de akademik olarak GTP'nin bana sağladıklarıyla daha da yüksek bir duruma geldim. Çok teşekkür ediyoruz sana da. Ve son öğrencimiz, bakalım hangi bölümde? Elektrik, elektronik mühendisliği, evet, bir mühendislik öğrencisiyle beraberiz. Yeditepe'de mühendislik derken inovasyon, mühendislik Yeditepe'de diye biz bunu da çok kereler söyledik. Gerçekten senin bakış açısın nasıl, nedir, onu merak ediyoruz. Benim bakış açımla şöyle, inovasyon araştırmayla gelir. Araştırma için de yeterli laboratuvar olması gerekiyor. Yeterli personelin çalışması gerekiyor. Bundan dolayı Yeditepe çok öne çıkan bir üniversite. Çok fazla araştırma laboratuvarımız var. Elektronik mühendisliği açısından konuşmam gerekirse de çok fazla üniversitede olmayan laboratuvarlarımız var. Sessiz odadan yüksek voltaja kadar her çeşit laboratuvarımız var. Bir öğrencilerimiz bu laboratuvarları istedikleri zaman kullanma haklarına sahip. İkinci katkısı da öğretmenlerimizin gerçekten kaliteli öğretmenler olması. Benim üniversite seçecek öğrencilere tek tavsiyem, gidecekleri üniversitenin ve gidecekleri bölümün öğretmenlerinin CV'lerine bakmaları, elektrik elektronik mühendisliğinde ders veren öğretmenlerimizin CV'lerine bakarlarsa zaten nerede çalıştıkları, ne kadar yetkili insanlar olduklarını bildiği için bu yetkili insanlardan ders almakta bizi o kadar eğitiyor. O yüzden CV'lere baksınlar, buna göre. Nitelikli bir akademik kadro gerçekten burada çok önemli. Arkadaşlarımız doğaçlama olarak kendilerini o kadar güzel ifade ettiler ki bizler de onlara çok çok teşekkür ediyoruz. Yeditepe Üniversitesi tanıtım günlerine hem kampüs içerisindeki fiziksel tanıtımlara hem de online tanıtımlara bekliyoruz. Merak ettiğiniz soruları hem akademisyenlerimize hem birimlere yöneltmek üzere her zaman burada tanıtım günleri boyunca sizlere yönelik çalışmalarımız devam edecek. Think Talks'un bu bölümünden şimdilik hoşçakalın.